Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla İstanbul'daki özel okul servislerinde velilere iki ayrı tarife seçeneği sunuldu. Buna göre bir servis UKOME'nin belirlediği ücretlerde çalışırken, diğeri GPS üzerinden takip, daha lüks araç gibi faturayı yükselten hizmetler sunabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe düzenlemeyle birlikte şikayetlerin azaldığını söylüyor. 2022'de aynı döneminde 153 çözüm merkezine servis araçlarına ilişkin 3.264 şikayet geldi. 2023 yılında bu karardan sonra gelmiş sayı 2.211'e. Yani yaklaşık 1.000 tane. Biz aynı dönemde gelen şikayetler üstünde sözleşme kurallarına riayet etmeyen ve belirlenmiş koşulların üstünde fiyat alan ya da UKOME'nin tarif ettiği koşullara uymayan 387 araca da işlem yapmışız. 387 tane servis aracına da çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulamışız. Dolayısıyla görebildiğimiz kadarıyla alınmış kararla ilgili geçtiğimiz yıla oranla bir iyileşme gözetliyoruz. İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ise sorunun devam ettiğini belirtiyor. Bana hani sağdan gelen duyumlar, işte meslektaşlarımızdan, arayan öğrenci velilerinden sorunun, yüksek ücret alma sorununun devam ettiği şeklinde. Özel okulun kapısına işte 10 tane öğrenciyle gittiğimizde, işte 10 tane veli geliyor diyor ki işte bizim ücretimiz çok yüksek, bize araç temin edin UKOME tarifesinden. Servisçi esnafı gitti, 10 tane veliye aracını verdi ama okulun kapısına geliyor. Okulun kapısında özel okul sahibi, ben şirketle anlaştım diyor, özel okulun içine sokmuyor. Servis şoförleri kararın uygulamasından hem maliyetlerin hem de özel okulların özel şirketlerle anlaşmasının engel olduğunu belirtiyor. Bazı arabaların gitmiş oldukları bölgede, arabanın bugün koltuk sayısı 15-16 olduğu halde o araba 10-11 talebede kaldığı zaman ister istemez o ikinci çıkın uygulanması aslında çok gerçekçi ve haklı. Bu uygulama bu işin önüne geçmez. Veli pazarlık yapıyor, veli de haklı, biz de haklıyız. Masraflar çok ağır,